Doğal Düşün TV'ye hoş geldiniz. Bu videoda sebzelerimizi gübrelemek amacıyla kullandığımız doğal gübrelerden olan külü her yönüyle ele alacağız. Bugüne kadar yapılan kül videolarında genel olarak odun külü anlatılır. Ancak detaylarından bahsedilmez. Videoyu izlediğinizde her külün aynı olmadığını ve hepsinin aynı işe yaramadığını göreceksiniz. En değerli kül meşe külü müdür? Yoksa duruma göre değişebilir mi? Kül sebzeleri hastalıklardan korur mu? Ne oranda külü bahçe toprağına karıştırabiliriz? Veya külü toprağa karıştırmak doğru mudur? Hangi külde ne oranda bitki besini vardır? Bu sorulara cevap arayacağımız gerçek bilgilerle dolu bir video ile karşınızdayız. Basma kalıp bilgilerden uzaklaşmak ve doğrusunu anlayabilmek için dikkat edeceğimiz en önemli konu yakılan ham maddeye göre külün bileşiğinin değişebileceğidir. Kısaca hangi amaca yönelik uygulama yapacaksak o külü kullanmanız gerekir. Küllerin tamamı karbonlaşma sonrası geriye kalan bitki besin maddelerinin hepsine farklı oranlarda sahiptir. Yaktığımız organik madde neyse İçindeki besin maddesi de o oranda yükselir veya azalır. Mesela hani deniliyor ya, en değerli kül meşe odunu külüdür. Potasyum ve fosfor içeriği açısından ortalamaya bakarsak en değerli kül eğrelti otu yapraklarının veya ayçiçeği saplarının yakılmasıyla elde edilen küldür. Çam ve huş ağacı külü ise kalsiyum içeriği açısından birinci sıradadır. Meşe külünde ise sadece potasyum daha yüksektir. Ancak kalsiyum, fosfor ve magnezyum nispeten daha düşüktür. Hani dedik ya, gübre uygulamasında hangi amacı önceliyorsak ona uygun külü kullanmak daha mantıklıdır. Toprağımızı kalsiyum açısından zenginleştirmek istiyorsak başta çam ağacı olmak üzere iğne yaprakların tamamının külünü kullanmak daha avantajlıdır. Çam ağacında %40 kalsiyum varken mesela ladinde %26 kalsiyum vardır. Ladindeki bu düşük oran bile kalsiyum açısından ele alınırsa meşe külü kullanmaktan çok daha avantajlıdır. Bu da bize gösteriyor ki her kül kendine göre içerikleriyle öne çıkmaktadır. Şunu da belirtmeden geçmeyelim. Kül içinde sodyum bileşikleri de vardır ve kullanım oranlarını aştıkça toprak içinde sorun oluşturur. Dikkat ederseniz külle besleme konularındaki bilgiler verirken külleri su içine koyarak içindeki besin maddelerinin suya karışmasını sağlamayı ve bu şekilde kullanmayı tavsiye ediyorum. Külü suya koyduğumuz zaman kül içindeki sodyum sudaki hidrojenle tepkimeye girer ve hidrojen gazı olarak ortamdan uzaklaşır. Bu da bize sodyum tuzlarını çok fazla toprağa karıştırmamıza mani olur. Külü bitkiler üzerine serpersek bu sefer su ile tepkime olmadığı için içindeki sodyum tuzları birçok hastalıktan koruyacaktır. Mesela soğan ve sarımsakların üzerine kül serperseniz pas hastalığı için müthiş bir koruma sağlarsınız. Çileklerin üzerine serperseniz mantar hastalıklarından korumuş olursunuz. Külün kullanımı ile ilgili birçok videoyu kanal içinde bulabilirsiniz. Domates, biber, çilek gibi bitkilerin yetiştirilmesi sırasında külü nasıl kullandığınız yönelik birçok bilgi farklı videolarda mevcuttur. İzlemenizi tavsiye ederim. Ayrıca kanala abone olup bu tarz doğru bilgi içeren videolardan haberdar olmak isterseniz bildirim zillerini açın. Daha çok insana ulaşmasını da isterseniz lütfen paylaşın. Kül içeriği yaktığımız organik maddeye göre değişir demiştik. Bazı oranlar vermiştik. Ancak bir de külün içindeki kalsiyum ve magnezyumun farklı formlarında olması bize çok büyük avantaj sağladığını söyleyebiliriz. Kül içinde kalsiyum 4 farklı formda, magnezyum ise 3 farklı formda bulunur. Kalsiyumun formları karbonat, silikat, sülfat ve klorür olarak karşımıza çıkar. Bu formların hepsi ayrı ayrı bitkiye fayda sağlar. Bu formların faydaları ve kullanılacak bitkilerin konusu ayrı bir videoda ele alalım.
aslında düşündüğünüzden çok daha önemli bir konudur. Sebzeler için zararlı olan kül, aşırı oranda demir içeriğine sahip olan küllerdir. Tarımsal ürünler ve özellikle saksılardaki iç meken çiçekleri kırmızımsı renkte külle beslenmez. Bir organik maddeyi yaktınız ve kırmızımsı bir kül elde ettiyseniz bilin bu külde demir oranı yüksektir. Bahçenizde kullanmayın. Külü toprağa karıştırmak zararlıdır diye bir video hazırlamıştık. Ancak oradaki ince detayları anlamakta zorlananlar olduğunu gördüm. Öncelikle toprağınızı tam anlamıyla kül ile beslemek için dekara 300 kilogram kül karıştırmak zorundasınız. 1-2 avuç külü bahçeye serpmekle kül gübrelemesi yapmış olmayız. Ancak birçok videoda dikim çukurlarına birer avuç kül koyduğumuz oldu. Tabi eleştirisinde yapanlar oldu. Bir avuç kül tabii ki bitkinin bütün sezon potasyum ve kalsiyum ihtiyacını karşılayamayacaktır. Bu ön işlem fide toprağa daha hızlı adapte olsun diye yaptığımız bir işlemdir. Sezon boyunca da kül infüzyonuyla beslemeye devam edeceğiz. Külün her bitkiye kullanım oranları ve kullanım dönemleri farklıdır. Videolarımızda yeri geldikçe bunu detaylı anlatmaya çalıştık. Sebzelerde külü potasyum kaynağı olarak kullanımına yönelik videoları kanal içinde bulabilirsiniz ve bu tarz bilgilere ulaşabilirsiniz. Külle ilgili konuşulacak çok daha fazla konu vardır. Ancak videoyu burada bitirelim. Sorularınız olursa yazarsanız elimizden geldiğince cevaplamaya çalışalım. Kimsenin sizi doğal düşünmekten alıkoymasına izin vermeyin. Sağlıklı kalın, sağlıcakla kalın.